Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz yazlık file lale çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı çok kolay. İlk olarak taban bölümünü örmekle başlıyoruz. Bakın bu şekilde kare bir motif örüyoruz. Daha sonrasında belirli bir boya geldikten sonra çantamızın modeliyle devam eden aynı bu şekilde duvar kısmını örüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Mesela buralarda arttırma yapıyoruz. Orta kısımlarında eksiltmelerimiz var ki lale formunu verelim diye arttırmalarımıza ve eksiltmelerimize dikkat ettikten sonra istediğimiz uzunluğa gelene kadar çantamızı örüyoruz. En sonda askılarımızı örerek çantayı tamamlıyoruz. Askıları ben çantanın üstünde ördüm. Dilerseniz ayrı örüp çantaya dikerek de o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben bu çantanın içine astarlama yapmadım. Zaten kullanmış olduğum ip gayet sağlam ve kullanışlı bir ip olduğu için astara gerek duymadım. Ama şu şekilde yapabilirsiniz. Eğer file kısımlı olduğu için bakın bu şekilde file olduğu için içerisine bir şeyler düşme ihtimali var. Eğer siz de astarlı bir şekilde kullanmak istiyorsanız ve astar dikmeyi bilmiyorsanız küçük kese halinde minik çantalardan atabilirsiniz. Bütün eşyalarınızı içerisine koyup o şekilde kullanabilirsiniz. Ağız kısmına bir tane buradan mıknatıslı çıt çıt dikeceğim ve çantayı bu şekilde tamamlamış olacağım. Dilerseniz takmaya da bilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben plajda kullanacağım için çıt çıt dikmedim. Bu şekilde gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Toplam olarak bir adet yumak ip kullandım. Bakın ipim bu şekilde. Polyester bir ip. Bu şekilde 250 gram 250 metrelik bir ipim vardı. Tamamından bakın şöyle minik bir yumak ipim kalmış oldu. Hemen hemen bu boy için bir yumak ipiniz yeterli gelecektir. Eğer benimle aynı ipi kullanmak istiyorsanız açıklamalar kısmına kullanmış olduğum ipin linkini bırakıyor olacağım. Tıklayarak oradan güvenle satın alabilirsiniz. Aşama aşama gittiğinizde benimle aynı bu şekilde çantanızı elde edebilirsiniz. Daha büyük bir çanta istiyorsanız eğer tabanda farklılıklar yapabilirsiniz. Yani burada ben toplam olarak tabanda 11 sıra ördüm. Siz daha büyük örerek taban bölümünü ona göre çantanızın ebatında farklılıklar yapabilirsiniz. Şöyle iç kısmını göstermek istiyorum. Aslında bayağı bir derin. Ben masaya yatırdığım için ve kullandığım ip de esneme yaptığı için bakın bu şekilde gayet güzel bir boyutu var çantamızın. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız açıklama kısmına Instagram adresini bırakıyor olacağım. Tıklayarak takip edebilirsiniz. Şimdi çantanın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde polyester ip kullanacağım. İpimin özelliğine baktığımızda ise 250 gram, 250 metrelik bir ip kullanmış oluyoruz. Şöyle tığ bilgisi olarak da 2 ve 4 numaralı tığ önerilmiş. Ben 3,5 numaralı tığımı kullanacağım. İç kısmından ipimi bu şekilde çıkardım. Şimdi ilk olarak Burada sihirli halka yaparak başlayacağız. Şöyle ipimi parmağıma doladıktan sonra sihirli halka yapıyorum. Aradan tığımı yerleştiriyorum ve burada 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane zincirimizi çektikten sonra tığım üstüne ipimi doladım. Hemen sihirli akın içerisine tekrar batıyorum ve ipimi çektim. Bu şekilde tığımda 3 tane ipim var. İlk olarak ikisini çıkıyorum. Daha sonra ikisini çıkarak ikili trabzan örüyorum burada. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığım üstüne ipimi doladım. Sihirli içerisine batıyorum. ipimi çektim. İlk olarak ikisini daha sonra ikisini çıkarak ikili trabzan örüyorum tekrar tığ üstü ipimi doladım aynı boşluğa tekrar batıyorum ve ikinci ikili trabzanımı da bu şekilde örmüş oldum İlerledikçe bu kısa kalan ipimizi de şöyle çekiştiriyoruz ve sihirli halkamızı biraz kapatıyoruz araya tekrardan iki tane zincir çektim tığ üstü ipimi doladım sihirli halkanın içerisine batıyorum ipimi çekiyorum İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığım üstü ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan ördüm. Şimdi bu şekilde toplamda 4 tane ikili trabzan gruplarımız olacak. Şimdi son grubumuzu örmek için araya 2 tane zincirimi çektim. Tekrar tığım üstü doladım ve 1 tane ikili trabzan, Tekrar aynı boşluğa ikinci ikili trabzanımı yaparak bakın son grubumuzu da örmüş olduk. Şimdi kısa kalan ipimizi iyice çekiştirip orta kısmı kapatıyoruz. Araya iki tane zincir çektim. Şimdi burada sıramızı kapatacağız. Burada ilk yapmış olduğum zincirin tam tepe noktasına batıyorum. İlerlerken bu kısa kalan ipimizi arkadan yürüteceğiz. Şöyle ipimi çekiyorum. Bu çektiğim ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yapıyoruz. Şimdi orta bölümünü örmüş olduk. Şimdi sıra gelen ikili trabzanın tepesine battım. İpimi bu şekilde kaydırdım. Şimdi tekrardan şu köşe boşluğuna gelmemiz gerekiyor. Tekrar battım köşeye ve bir tane daha kaydırma yaptım. Şimdi köşeye geldiğimizde ise 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımın üst ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum ve ikinci ikili trabzanımı ördüm. Şimdi başta çekmiş olduğumuz zinciri bir trabzan olarak sayıyoruz. Araya iki tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum ve buraya da iki tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi tığımın üst ipimi doladım. Şimdi sıra gelen ikili trabzanın tam tepe noktasına şu şekilde battık. İlerlerken yine kısa kalan ipimizi yürütüyoruz. Bakın çektim ipimi. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan ördüm. Tekrar tığım üstü ipimi doladım. Yandaki ikili trabzan tam tepe noktasına battım. İkisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzan ördüm. Şimdi tığım üstü ipimi doladım. Köşe boşluğuna geldiğimizde ise köşenin üstüne iki tane ikili trabzan, iki zincir, Aynı boşluğa tekrar batıyorum ve ikinci ikili trabzan grubumu da örerek köşemi tamamlamış oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Alt sırada bu şekilde iki tane ikili trabzanımız var. İkinci sıraya çıktığımızda ise köşelerden itibaren toplamda 6 tane bakın sadece şurayı söylüyorum buralar. Toplamda 6 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz. Tığım üst tepimi doladım. Yandaki ikili trabzanın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan ördüm. Hemen yanına geçiyorum. İkinci ikili trabzanımı ördüm. Tekrar tığım üst doladım. Köşe boşluğuna battım. Buraya da bir tane ikili trabzan aynı boşluğa ikinci ikili trabzanımı örüyorum. İki tane zincir Aynı boşluğa tekrar batıyorum ve ikinci ikili trabzan grubumu da örmüş olduk bu şekilde. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın sıra sonuna gelene kadar ikili trabzanların tepelerini birer defa batıp ikili trabzan örüyoruz. Köşe boşluğuna geldiğimizde ise köşenin üstüne köşemizi örüyoruz. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldik. Bakın hep ikili trabzanların tepelerine birer defa battım. Köşelerin üstüne de köşelerimizi örmüş olduk. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde şu şekilde yapacağız. Yine aradaki iki tane ikili trabzanlarımın tepelerine birer defa batarak sırayı tamamladım. Başta çekmiş olduğumuz üç tane zincir vardı. Onun tam tepe noktasına batıyorum. Bakın battım. Battığım ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yaptım. Şimdi yanındaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Atıyorum. Bir tane kaydırma yaptım. Köşe boşluğuna geldim. Köşe boşluğuna geldiğimizde yine bir tane kaydırma yaparak ulaşmış olduk. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum ve bir üst sıraya çıkmış oldum. Tekrar tırmık ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanımı örüyorum. Yine başta çekmiş olduğumuz bu zinciri bir trabzan olarak sayıyoruz. Araya iki tane zincir. Aynı boşluğa tekrar bat ve tekrardan. 2 iki tane ikili trabzan ör. Şimdi araya bir tane zincir çekiyorum. Burası önemli. Şimdi file kısmına e, vermeye başlayacağız. Kare orta motifimizi örmüş olduk. Şimdi delikler yapmaya başlayacağız. Araya bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın ipimi doladım. Hemen bakın sıra gelen ikili trabzanın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan ördüm. Araya bir tane zincir çektim. Tığımın ipimi doladım. Alttan bir tane iki trabzan tepesi atlıyorum. Yanına geçiyorum. Bir tane iki trabzan ördüm. Bakın bu şekilde. Bir tane boşluk, bir tane iki trabzan. Bir tane zincir, bir tane boşluk, bir tane ikili trabzan, bir tane zincir. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde bakın burada bir tane iki trabzanımız var. Alt köşede kalan. Hemen onun tepesine de batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı ördüm bir tane zincirimi çektim köşeye gelmiş oldum köşeye geldiğimizde iki tane ikili trabzan iki zincir. aynı boşluğa tekrardan ikinci ikili trabzan grubumu da örmüş oldum şimdi sayı verecek olursak eğer iki tane iki trabzanla başlamış olduk birinci sırada ikinci sıramızda ise köşelerle itibaren altı tane bu şekilde ikili trabzanlarımız var. Üçüncü sırada ise şuradan itibaren saydığımızda toplamda 8 tane ikili trabzanlarımız olması gerekiyor. Bakın sadece burayı sayıyoruz. Zincirden sonra bu da zincirden önceki ikili trabzanlarımızı sayıyoruz. 8 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. Şimdi örmeye devam ediyorum. Filelerimi yapmaya devam edeceğiz. Bir tane zincirimi çektim. Hemen sıra gelen ikili trabzanın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan ördüm. Bir tane zincir çektim. Bir tane trabzan tepesi atlıyorum. Yanına geçiyorum. Onun tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, bir tane atla. Diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir. Şimdi burada hemen yanındaki ikili trabzanın tepesine batıyoruz. Ve arttırmayı devam ettirmiş olduk. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Sıra gelen köşe boşluğuna battım. 2 i̇ki tane ikili trabzan, 2 iki zincir. Aynı boşluğa tekrardan 2 iki tane ikili trabzan örerek köşemizi örmüş olduk. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Ne yapıyorduk? Bir tane zincir İkili trabzanın hemen tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane boşluk, diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan şeklinde sıramızı tamamlayalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunu tekrar göstermek istiyorum. Sıramız nasıl kapatacağız? Şimdi sıra sonuna geldiğimizde bakın, toplamda şuradan saymanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 tane. Ama bizim 8 tane olması gerekiyor. Hemen bakın zincirden şurada 3 tane zincir çekerek bir üst sıraya çıkmıştık. Bu zincirin hemen bakın alt sıradaki ikili trabzanın tepe noktasına batacağız ve 8 tane ikili trabzana ulaşmış olacağız bakın bu şekilde şimdi araya bir tane zincirimi çekiyorum ve ikili trabzanı tam tepe noktasına batıyorum ve ipimi kaydırarak sırayı tamamlamış olduk şimdi ne yapıyorum köşe boşluğuna bir tane kaydırma yaparak ulaştım 3 tane zincirimi çektim bir üst sıraya çıkmış olacağız şimdi Tığımız ipimi doladım. Hemen aynı boşluğa tekrardan ikinci ikili trabzanımı örüyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum ve tekrardan iki tane ikili trabzan örerek köşemi devam ediyorum. Hep bu şekilde ilerleyecek zaten köşelerimiz. iki tane ikili trabzan 2 iki zincir, iki tane ikili trabzan şeklinde zaten dört tane köşemiz var. Çanta boyunca zaten, zaten hep köşelerimizde arttırmalarımız olacak. Buralar artık bu şekilde anlaşılmıştır. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Hemen ikili trabzanın bakın alt sıradaki sıra gelen ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımız ipimi doladım. Alttan bir tane ikili trabzan tepesine atlıyorum. Yanındaki ikili trabzanın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan ördüm. Bakın bu şekilde. Şöyle detaylı göstermek istiyorum. Bir alt sıramızda üç tane bakın şöyle baktığımızda 3 tane iki trabzan görüyoruz. Bunun birincisine battık. Bir tane boşluk bıraktık. Ve onun üçüncünün de tepesine bir tane iki trabzan yaptık. Şimdi araya bir tane zincirimizi çektik. Sıra gelen ikili trabzanımız var. Onun tepe noktasına bir tane ikili trabzan ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Hemen sıra gelen ikili trabzan tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan ördüm. Bir tane zincir çektim. Hemen sıra gelen ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan ördüm. Bir tane zincir çektim araya. Şimdi ne yapıyorum? Sıra gelen ikili trabzanın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan ördüm bir tane zincir çektim. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde bu sırada da 10 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. Bakın şu köşeden saydığımızda 2, 4, 6, 8. Şu köşeye de batacağız. 2 tane toplamda 10 tane olması gerekiyor. Şimdi ne yapıyorum? Tam köşe boşluğuna battım. Birinci ikili trabzanım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum ve ikinci ikili trabzanımı ördüm. Şimdi araya iki tane zincirimi çektim. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir, Aynı boşluğa tekrar battım. İkinci kez trabzanımı ördüm. Bakın bu şekilde olacak. Köşelerimiz dediğim gibi hep aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi bunu sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde devam edelim. Bir üst sıraya tekrar nasıl çıkıyoruz onu da göstereceğim. Zaten bu şekilde çantamızın tabanı devam edecek. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Köşelerimi ördüm. İkili trabzanların tepelerine birer defa battım. Yine iki trabzan ördüm. Aralarda yine bir tane zincirimiz var. Şimdi yine sıra sonuna geldiğimizde saymamız gerekiyor. Şu köşeden saydığımızda 2, 4, 6, 7 burada. Şimdi 8, 9 şuraya bir tane yapacağız. Ve 10. ikili trabzanımızı da örmüş olacağız. Şu noktaya batıyorum. Bakın zincirin Yanındaki ikili trabzan tepesine battım. Bir tane zincirimi çektim. Üç tane zincirimiz vardı burada. Onun tam tepe noktasına battım. İpimi bu şekilde kaydırdım ve sıramı tamamlamış oldum. Bakın kare motifimizi örmüş olduk. Şimdi bu çantamızın tabanı olacak dediğim gibi. Bu çantanın tabanı istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüp tamamlayabilirsiniz. Ben toplam olarak 11 sıra bu şekilde örüp çantamın taban bölümünü tamamlayacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde taban bölümünü örüp tamamladım. Toplam olarak 11 sıra ördüm. Benim için yeterli geldi. Dediğim gibi bu noktada eğer çantanızın tabanı büyütmek istiyorsanız yine aynı şekilde örüp devam edeceksiniz. Şöyle santim ölçüsü olarak da vermek istiyorum. Bakın şu şekilde ölçtüğümüzde toplam olarak 26 santim uzunluğunda bir taban örmüş oldum. Şimdi bu sırada ne yapacağız? Bu sırada yerlerimi şu şekilde belirledim ben ve eksiltmelerimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi lale formunu verebilmek için orta kısımlarına eksiltmeler yapacağız çantamızın. Yine tam köşe noktasından bakın 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde ördüm ve köşeyi tamamladım. Şimdi bu noktaya işaretlediğim noktaya gelene kadar yine ikili trabzanların tepelerini birer defa batıp geleceğim. Şimdi bu noktayı nasıl belirledik? Hemen bundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Artık çantanızın tabanı benim için yeterli dediğiniz noktada, şu kısımdan saymaya başlayacaksınız. Burada benim 11 tane ikili trabzanım var. Şurada 12. Şu da diğer tarafın 12 ikili trabzanı şuradan itibaren saydığımda yani e, işaretlediğim noktanın sağ tarafında 11 tane ikili trabzan yine sol tarafında 11 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Bu şekilde ayarladım ben dediğim gibi eğer tabanı farklı ölçülerde yaptıysanız siz sizde e, kalan ikili trabzanlarınızın tam ortasında kalan, iki ikili trabzanı şöyle iki tane ikili trabzanımız var burada onlardan eksiltme yapmaya başlayabilirsiniz şimdi bu şekilde ayarladıktan sonra tam işaretlediğim noktaya gelene kadar ikili trabzanlarımı yine örmeye devam edeceğim bir tane zincirimi çektim. Sıra gelen ikili trabzanın tepesine battım. Bir tane iki trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Bir tane boşluk bıraktım. Bir tane iki trabzan ördüm. Bir zincir sıra gelen ikili trabzanın tepesinden örmeye devam ediyorum. Şimdi işaretlediğim noktaya gelene kadar ikili trabzanlarımızı örelim. Şimdi gösterdiğim şekilde aynı şekilde devam edip geldik. İkili trabzanlarımızı ördük. Şimdi işaretlediğimiz noktaya geldiğimizde burada eksiltme yapacağız demiştik. Nasıl yapıyoruz eksiltmemizi? Normalde zincir çekiyorduk ama burada zincir çekmeden ilerleyeceğiz. Tığım üst hepimi doladım. İşaretlediğim noktada bakın iki tane ikili trabzan tepesi var. Bunları atlıyorum. Yanındaki ikili trabzanın tepesine battım. Ve bir tane burada ikili trabzan ördüm. Bakın bu şekilde eksiltmemizi yapmış olduk. Bir tane delik oluşuyor burada. Şimdi araya bir tane zincir çektim. Sıra gelen ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Sıra gelen ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Bir zincir sıra gelenin tepesine bir tane ikili de trabzan şeklinde burayı sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi şu işaretlediğim noktaya gelene kadar gelelim gösterdiğim şekilde geliyoruz ikili trabzanlarımı öreceğim tabanda bahsettiğim gibi bu arttırmaları çantamızın boyunu örerken de yine arttırmalarımıza devam edeceğiz o yüzden burada ne yapacağım diye düşünmeyin köşeyi örüyorum buradan bu şekilde geliyorum işaretlediğim noktaya kadar şimdi gösterdiğim şekilde eksiltme yaptıktan sonra buradan bu şekilde geldim ve diğer eksiltme yapacağım noktadayım Şimdi burada ne yapıyorduk? Araya zincirimizi çekmiyoruz. Sığmış tepimi doladım. Bakın iki tane ikili trabzan tepesi var. Bunları atlıyorum. Sıra gelen ikili trabzanın tepesine batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan örüyorum bu şekilde. Araya bir tane zincir. Sıra gelen ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan şeklinde. Burayı da bu şekilde yapacağız. İlk eksiltme sıramız bu şekilde olacak. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Diğer eksiltme noktalarımız da yine bu şekilde olacak. Bakın buradan buraya geleceğim. Burada bir tane eksiltme yapacağım. Buradan buraya geleceğim ve burada da son dördüncü eksiltmemi yaparak sıramı tamamlayacağım. Şimdi eksiltmelerimi yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bakın sıra sonunu tekrar göstermek istiyorum. Sıra sonunda ne yapıyorduk? Bir tane zincirimi burada çektim. Tığım ipimi doladım. Altta 3 tane iki trabzanımız var. Bakın köşe noktasının. Birincisine battım. ikinciyi boş bıraktım. Ve üçüncünün tepesine bir tane ikili trabzan ördüm. Araya bir tane zincirimi çektim. Ve başta yapmış olduğum iki trabzanın tam tepe noktasına batıyorum. Ve ipimi kaydırıyorum. Şimdi köşe noktasına kadar bir tane daha kaydırmış yaparak 3 tane zincir çektim ve bir üst sıraya çıktım. Şimdi burada ne yapacağız? Arttırmalarımızın üstüne yine köşelerde arttırmamızı yapacağız. File kısımlarını yine aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Burada eksiltme yaptığımız noktalarda da tekrardan eksiltme yaparak devam edeceğiz. Buraya kadar bir gelelim. Zaten aynı şekilde devam edecek. Bir sıra daha göstereceğim. Eksiltme sırasını. Daha sonrasında zaten dümdüz örülüyor. Farklı hiçbir şey yok. Şimdi köşemi örüyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Ve eksiltme noktasına gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi gösterdiğim şekilde köşe noktasından eksiltme yapacağım noktaya kadar geldim. Şimdi burada ne yapıyorduk? Araya hiç zincir çekmiyoruz. Eksiltme yapacağımız noktada araya zincirimizi çekmiyoruz. Tığımız hepimi doladım. Bakın burası bizim eksiltme yaptığımız nokta. Şu noktalar altta eksiltme yaptığımız nokta. Şurayı atlayacağız yine. Tığımız hepimi doladım. Tam bu orta boşluğu atlıyorum. Yanındaki iki trabzanın tepesine bir tane iki trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bir tane eksiltmemizi yapmış olduk. Tekrar göstermek istiyorum. Dediğim gibi bu şekilde olacak. Şimdi tığım üstü doladım. Bakın altta eksiltme yaptığımız nokta burası. Bunun üstündeki şurada eksiltme yaptık. Şimdi bunları atlıyorum. Tığım üstü doladım. Bu noktaya atlıyorum. Yanındaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan bir zincir şeklinde. Artık burayı istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp tamamlayacağız. Farklı bir şey yok. 4 tane eksiltmemiz, 4 tane de arttırma köşelerimiz var. Şimdi ne yapacağız? Bakın diğer eksiltme noktasına gelene kadar örgümü devam ediyorum. Aynı şekilde örüp tamamlayacağım. Şimdi şuradan tekrar göstermek istiyorum. Şimdi ikinci eksiltme noktasına kadar geldim. Ne yapıyorduk? Araya zincirimizi çekmiyoruz. Tığımın üstüne ipimi doladım. Altta eksiltme yaptığım noktanın hemen üstündeki şu ikili trabzanları atlıyorum. Tam şu orta boşluğu atladım. Yanındaki ikili trabzanın tam tepesine bir tane ikili trabzan yaparak bakın eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi araya bir tane zincir. Yanındaki ikili trabzanın tam tepesine bir tane ikili trabzan. Şimdi dediğim gibi bu şekilde çantamızın duvar kısmını istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp tamamlayacağız. Bakın zaten şöyle yukarıya doğru Kırılmaya başladı bile. Dediğim gibi eğer taban sizin için yeterli değilse arttırabilirsiniz taban boyutunu. Bakın bu şekilde bir çanta olacak. Şimdi duvar kısmını istediğimiz uzunluğa gelene kadar köşelerde arttırma, ortada dört tane de bu şekilde eksitmelerimiz var. Bu eksitmelerimizle yaparak çantamızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp tamamlayacağız. Bakın farklı bir şey yok. Olsa zaten bütün püf noktalarıyla veriyorum, söylerim. Şimdi. Bu şekilde örüyoruz ve çantamızı tamamlayacağız. En son askılarımızı yapacağız. Şimdi çantamı gösterdiğim şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar hep aynı şekilde örüp tamamladım boy tarafını. Şimdi kaç santim uzunluğunda örmüşüm. Hemen fikir olması açısından söylemek istiyorum. Bakın eksiltmeden sonra iki boyu söylüyorum. Toplam olarak 20 santim uzunluğunda bir boyumuz var. Şöyle toplam uzunluktan bahsedecek olursak da 33 santim uzunluğunda da toplam boyumuz var. Şimdi santim ölçülerinden bahsettikten sonra sıra geldi çantamızın askısını örmeye. Ama askıyı örmeden önce ağız kısmında bir sık iğne geçmek istiyorum. Daha sonrasında çantamızın askısını örmeye başlayacağız. Askısı da bir o kadar kolay olacak. Şimdi bağlantımı yaptıktan sonra örmeye devam ediyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Hemen sıra gelen ikili trabzanın tepe noktasına batıyorum. Tığımda iki tane ipim var. İki ipimi aynı anda çıkarak sık iğne örüyorum. Şimdi burada bir tane zincir boşluğumuz geliyor. Oraya bir tane sık iğne örüyorum. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Şimdi şimdi bir tane zincir çektiğimiz bir boşluk var. Oraya da hemen bakın boşluğa battım. Bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir sık iğne. Trabzan tepesine bir sık iğne şeklinde burayı da başladığımız bu noktaya gelene kadar bir sıra sık iğnemizi örüp tamamlayacağız. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Her bir ikili trabzan tepesine birer defa battım. Ve ara boşluklara da birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna geldik. Şimdi burada ilk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. Battığım ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yaptım. Şimdi burada askımıza geçiyoruz. Burada uzunca bir zincir çekeceğiz. İkinde zincir çekmeye başladık. Bakın burada uzunluk tamamen sizin kendi zevkinize kalmış. Yine ben kaç santim uzunluğunda ördüm fikir olması açısından tabii ki de söyleyeceğim. Şöyle uzunca bir zincir çekiyoruz. Şuraya sabitleyeceğiz. Şimdi gösterdiğim şekilde zincirimi çektim. Toplam olarak 43 santim uzunluğunda zincirimi çekmiş oldum. Bunu üstümde deneyerek ayarladım. Şöyle buraya sabitliyoruz şu şekilde üstünüzde deneyin kolunuza takın boyu sizin için de idealse 43 cm yeterli gelecektir şimdi burada ne yapıyoruz şimdi çekmiş olduğumuz zinciri diğer arttırma yaptığınız bu köşe noktasının tepesine batıyorum bu battığım ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yaptım daha sonrasında burada hemen yanına geçiyorum sık iğnenin üstüne bir tane sık iğne örüyorum şimdi yanına geçtim bir sık iğne yanına geçiyorum bir sık iğne Şimdi bu sıramızda buradaki bütün sık iğnelerimizin her birine birer defa batarak sık iğne örüyoruz. Şimdi diğer artırma yaptığımız köşe boşluğuna gelene kadar geleceğiz. Burada da yine zincirimizi çekeceğiz. Aynı bu şekilde. Daha sonrasında diğer tarafa sabitleyerek devam edeceğiz. Orayı da tekrar göstermek istiyorum. Şu noktaya kadar gelelim. Şimdi diğer askımızı yapacağımız noktaya kadar geldim arttırma yaptığımız noktadayız. Şimdi buradan yine zincir çekmeye başlıyorum. 43 cm uzunluğunda zincirimi çekeceğim ve diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi diğer uç kısma bu tarafa askımızı sabitleyeceğiz ve başlangıç noktasına gelene kadar her bir sık iğnenin tepesine birer defa batarak sık iğne öreceğiz. Şimdi burayı zaten aynı şekilde olduğu için burayı tekrar göstermeyeceğim. Zincirimi çekip burayı sabitleyeceğim. Buradaki bütün sık iğneleri birer defa batıyoruz ve başladığımız noktaya kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde diğer askıyı da yapıp tamamladım. Bakın sabitledim. Başlangıç noktasına gelene kadar bütün sık iğnelerin tepesine birer defa batarak sırayı tamamladım. Şimdi sırayı tamamladığımız noktada bakın ilk yaptığımız burada askımız var. Askımızın zincirlerine başlamıştık bu noktada. Şimdi buradaki zincirlerimize bakın direkt batıyorum. Şu noktaya battım. Bir tane sık iğne ördüm. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yandaki zincirin içerisine battım. Bir tane sık iğne ördüm. Hemen yanına geçiyorum bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir sık iğne. Yanına geçtim bir sık iğne şeklinde. Burada askımız için çekmiş olduğumuz bütün zincirlere birer defa batarak askımızı kalınlaştırıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Şimdi gösterdiğim şekilde burayı devam edeceğiz. Şurada bitireceğiz. Bütün zincirlerime birer defa batacağım ve şu noktada bitireceğim. Daha sonrasında buradaki sık iğnelerimin hepsine birer defa batacağım. Burayı tamamladıktan sonra yine askımı burada yapmış olduğum gibi diğer askıma geleceğim ve buradaki bütün zincirlere de birer defa batarak sık iğne öreceğim ve başladığım noktadan bakın. Burası bizim başlangıç noktamız. İlk, ilk askımızı yaptığımız noktamız bizim başlangıç noktamız. Buradan bu şekilde geleceğim ve buradaki sık iğnelere de birer defa batarak Tam bu noktada bitireceğiz. Şimdi yine sık iğne halinde örüp tamamlıyorum. Bakın farklı hiçbir şey yok. Zincirleri dolduruyoruz. Askımızı daha kalın hale getiriyoruz. Bakın bu şekilde her bir zincirin içerisine birer defa batıyorum. Sık iğne örüyorum. Şimdi sık iğne halinde örüp başladığımız noktaya kadar, geliyoruz noktaya gelip tamamlayalım. Şimdi gösterdiğim şekilde başlangıç yaptığımız noktaya kadar geldim. Bakın diğer askımızı da tamamlamış olduk. Şimdi askıyı nasıl kapatacağız? Sıramızı şu şekilde kapatıyoruz. Burada ilk yaptığımız bakın sık iğnenin tepesine battım. Bu battığım ipi direkt tığdaki ipten çıkartıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Zinciri çektikten sonra burada artık ipimizi kesiyoruz ve şöyle tığımdan çıkardım. Daha sonrasında bu kısa kalan ipimi şöyle geriye alıyorum ve iç tarafından herhangi bir noktadan batıp geriye doğru iyice çekip tamamlamış olacağız. Bakın bu şekilde askıları da tamamlamış olduk. Evet burada yer belirleyicilerini çıkartıyoruz artık. Bunlarla işimiz kalmadı ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Evet yer belirleyiciyi çıkardıktan sonra bakın bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Gayet güzel ve kullanışlı bir çanta elde etmiş olduk. Bütün detaylarıyla anlatmış oldum. Evet yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.